Yerel seçimlerde birbirine rakip olan partiler değil, partilerin içerisinde de birbirlerine e, rakip olan ya da e, husumetli olan diyeyim, birbirleriyle husumetli olan klikler de birbirleriyle sürekli kavga ediyorlar, çatışıyorlar. Örneğin MHP. Şimdi MHP'de biliyorsunuz burada anlatmıştım ve şaşkınlıklar içerisinde anlatmıştım. İyi Parti'nin bir adayı var Adana'da. Ay Yüce Türkeş. Turul Türkeş'in kızı. Ekranda gördüğünüz beyefendi de Turul Türkeş'in oğlu. Kardeşler yani bu iki insan. Ay Yüce Türkeş, İyi Parti Adana adayıyla ekranda gördüğünüz kutalmış Türkeş. İkisi de rahmetli e, Alpasan Türkeş'in çocukları. Ayüce Yüce Türkeş Adana'da İyi Parti'nin Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu. MHP örgütü de AYÜC Turkish'in e, o dev pankartının yanına kendisi bir pankart yaptı. Böyle bir tane de kocaman okla işte ihanet budur. Şöyledir, böyledir. Siz öyle düşen yaprakla esen yüzger, rüzgarla falan filan diye böyle bir şey astı biliyorsunuz. Burada işte bu bu. Dalından kopan yaprağın akıbetini rüzgar tayin eder. Adana'da ihanete geçit diyor falan. Böyle bir şeyler yazdı. Ben de burada dedim ki ya ne yapıyorsunuz Allah aşkınıza böyle seçim mi olur? Yani cenge mi gidiyoruz? haşlı seferleri mi bu? Biz kimiz, siz kimsiniz? Ne oluyor yani? Böyle bir ortam. Ona tabii kutalmış Türkeş de tepki göstermiş. Yani bu hakikaten olacak iş değil yani buradaki ifadeler Adana'da ihanete geçiyor falan. Ve onun üzerine Kutalmış Türkeş bir tweet yazıyor. Önce Kutalmış Türkeş'in tweetini görelim. Diyor ki Alparslan Türkeş'in evladı olduklarını iddia ederek Türkeş'in adını ve kanını taşıyan öz evlatlarını hakaret edenler. Yani Ayyüce Hanım'a hakaret edildiğini ifade ediyor. Hele de ömründe Türkeş'i görmemiş olanlar. Doğrudur bu gençler Adana'daki bu pankartı asan gençler Türkeş'i görmediler yani. Sizlerin Türkeş'in evladı olması imkansız. Zira Türkeş, bunu okuyamayacağım, e, görüyorsunuz ekranda. Siz babalarınızı aramaya devam edin fazla uzaklara değil sizi kullanan adamlara bakın. Mesela domuz suratlı Semih'e, Semih Yalçın kastediliyor. Mesela Sinan'ın katili çift cinsiyetli İzzetsiz Ulvi'ye, İzzet Ulvi yöntem e, kastediliyor MHP'nin genel başkan yardımcıları. Şimdi tabii çok ağır cümleler yani e, o pankartı eleştirirken buradaki kelime e, tercihlerini eleştirmemek olmaz yani bunlar olacak işte bildiğiniz hakaret. Yani bildiğiniz hakaret haklı olarak MHP tarafı da tabii e, ayağa kalkmış bunlar nasıl kelimeler falan diye. Hadi bu sefer onlar da cevap vermişler onu da görelim. Baki Ersoy diyor ki bu ahlaksız dilin e, bu şekilde mikrop saçması iradesini kaybetmiş haplanmış bir halin yansımasıdır. Hep de akıllarına farkında mısınız bakın seksist küfürler ondan sonra işte uyuşturucu ile ilgili bir takım imalar e, seksle cinsellikle ilgili bir takım imalar hep bunlar geliyor yani dünyaları bundan mı ima, e, e, ibaret nedir ben anlamıyorum yani sürekli kafalarda böyle bir e, yani be, bilinç arkasında sürekli böyle bir dünyalar var. Başbu Türkeş Türk gençliğini hepiniz birer Türk bayrağısınız. Bayrağı lekelemeyin, kelemeyin, kirletmeyin, yere düşürmeyin çağrısında bulunurken bu haplanmış dilin sahibi her türlü lekenin bizzat üreticisi durumundadır. Bu dil psikolojik tedaviye ahlaki bir terbiyeye ihtiyaç duymaktadır. Bu dilin sahibi Başbu Türkeş'in e, evladı olamaz. Olsa olsa onun miras bıraktığı ülkücü ahlaka ihanet eden hain evlat olur. Başbuğumuzun mirası ahlakla, edeple, adapla yaşatılır. Yani bu okuduklarım arasında en temiz tweet diyebilirim. Başkaları da var zira. E, örneğin İzzet Bey yazıyor kendisine hakaret edilen. Şizofren ahlaksız. Bu arada tabii Türkiye'de sayısız şizofren hastası da Güme gitmiş oldu. Yani bu da bir hastalık günü sonunda. Fake hesaplardan attığın küfürler, doğrudan attığın iftiralar elbette utanmaz yüzüne yapışık kalacak. İnsanlıktan çıkmışsın. Ne kullanıyorsan ara vermeni tavsiye ederim. İtimat etmiyorsan iğrenç yüzüne bakabilirsin. Elbette bu hakaretlerinden ve i, 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 devamında da diyor ki bu iftiralarından dolayı yargıda hesap vereceksin diyor hakkında bir yasal soruşturma yani dava açmış İzzet bir Önter. Bir de ülke ocaklarının genel başkanı yazıyor. Ee, o da genç bir insan. Ee, MHP ülke ocaklarının genel başkanı Fethi Ahmet Alpaslan. Rahmetli başbuğumuz Umut. Ee, Okudum ama. Rahmetli başbuğumuz Alpaslan Türkeş'in şanına ve asil karakterine yakışmayan at kuyruklu, çakal yeleli hayda. Şebelek suratlı Allah'ım Rabbim ya yani ben şebelek kelimesini kullanmayalı herhalde kaç yüz bin yani aklıma bile gelmiyor bu kelimeler nereden buluyorlar sıfatına baksan adam sanılan hayırsız yaratık muazzam ya senin ruhun eksenin kaymış Arka ayağınla kulağının arkasını kaşıyorsun. Hayda. Köpekler de gitti arada. Baş buğumuzun kemiklerini sızlatıyorsun. Onulmaz derde dürçar olmuşsun. Ancak seni besleyen sahibine hizmet edersin. Ecdadına cennet mekan baş buğumuza değil yüz karası kimliksiz sen miras yedisin. Ülkücü hareketin ve Türkiye soyadının Ebu Cehil'isin. Dünyevi ve uhrevi adalete hesap vereceksin. Allah Allah. Peki Efe bir tane daha tweet vardı onu gösteriyordun. Ahmet Yiğit Yıldırım. Ee, Ahmet kutalmış denilendi, rezil ahlaksız herif başbuğumuzu görmediği halde gönülden seven davasını ve ülküsünü yaşatmak için mücadele eden ülküdaşlarımıza küfür edecek kadar aşağılıksın. Hayatın başbuğumuzun emanetine hıyanet etmekle kemiklerini sızlatmakla geçti falan filan feşmekan. inanılmaz bir dil acayip zamanlar gelmişiz 2024'de yani hala gerçekten de yani siyaset dediğimiz şey bu kadar toksik bu kadar kirli bu kadar leş ve vasat olduğu sürece niye gençler siyasete girsin niye gençler oy kullanmaya gitsin ben anlamıyorum. Bu dil değişmeden, bu siyaset sınıfı değişmeden, yenileri gelmeden. Öte yandan bunları da yazanlar gençler ha. <laughs> Bazen de düşünüyorum gençler. Yani gençler ee, o demode olmuş artık pase olan siyasetçilerden daha mı beter acaba diye bunları da yazanlar yani işte böyle 30 yaşında 35-40 yaşında falan gençler yani inanılmaz bir şey yani hakaretin bini bin para bir veziyet ne yapacağız bilmiyorum yani işte Türkiye demiş Özgen ya yani hayır ben kabul etmiyorum şöyle kabul etmiyorum Özgencim yani Türkiye'yi temsil etme kapasitesi olmayan insanlar bunlar hiç kusura bakma bak ben iki gündür burada Türk traktörün traktör üreticileriyle beraberim servis sağlayıcılar bayiler Türk mühendisler makine mühendisleri endüstri mühendisleri pırıl pırıl insanlar tanıdım Türk çiftçisi burada Traktör için hizmet veren servisler burada Anadolu'nun dört köşesinden kardeşlerimiz gelmiş. Onları üreten, o traktörleri üreten Türk mühendisler burada. Onların yazılımlarını üreten gene bilim insanlarımız burada. Hani bir de öyle insanlar var bu ülkeyi kalkındırmak için, omuzlarını da yükseltmek için çok ciddi şekilde emek sarf eden. Ben bunu Türkiye temsili asla ve asla kabul etmiyorum. Ee, yani şu anda maalesef Türkiye'yi esir almış yani Türkiye'deki güçler dengesini ele geçirmiş bir vasatlık leşlik var ama bu böyle devam etmez yani ee, yani takadın da dediği gibi o sosyal medyada ekste falan yazılanlar edilenler yani bana da oraya baksanız hani beni böyle parçalara ayırmaları lazım değil mi insanların sokağa çıkınca ama hayır, hiç öyle bir şey olmuyor AK Partililer, MHP'liler, İYİ Partililer, CHP'liler, DEM Partililer, birçok farklı fikirden Zafer Parti kardeşlerim, birçok arkadaşım beni izleyen, takip eden fikirlerimi hiçbir şekilde kabul etmese de birlikte düşünmekten zevk alan bir sürü insanla ben sokaklarda gayet sarılıyorum. Fotoğraf çektiriyoruz, sohbet ediyoruz, sorular soruyorlar, ben onlara sorular soruyorum. Yani bu asla ve kesinlikle Türkiye temsili değil ama... Tek sorun dediğim gibi bütün güçlerin bu dil ve bu sınıf tarafından ele geçirilmiş olması. Bugün bir yargı kararı var. Önemli siyasetin nasıl gerildiğinin ve gerileceğinin de aslında e, göstergesi olan Adalar Belediye Başkanı vardı. CHP'den aday gösterilmişti. Açıkçası ben kendisi CHP'den Adalar Belediye Başkanı olduğu zaman meslektaşımız olmasına rağmen Cumhuriyet Gazetesi'nin senelerce Ankara temsilciliğini falan da yapmış bir gazetecidir Erdem Gül. Şaşırmıştım çünkü bütün ömrünü Ankara'da geçirmiş birinin dört tarafı denizlerle çevrili bir İstanbul adasına belediye başkanı olması hayda ne, ne alaka falan diye düşünmüştüm. Ve tabii seçildi çünkü yani orada zaten büyük bir CHP seçmen potansiyeli var ve kim aday olsa aşağı yukarı seçiliyor. Şimdi bugün bu karar görünce daha iyi anlıyorum belki de niye adaylaştığını. Hatırlayacaksınız Cumhuriyet Gazetesi'nde Can Dündar'ın genel Yayın yönetmeni olduğu dönemde Can Dündar ve Erdem Gül imzasıyla MİT tırları başlığında bir haber yayınlanmıştı. Haberin kaynağı Enis Berberoğlu'na. CHP milletvekili Enis Berberoğlu'na ki kendisi de gazetecidir Hürriyet'in eski genel yayın yönetmeniydi. Enis Berberoğlu'na gelen bir dosya. Bu dosyada MİT içerisinde Suriye'deki e, düzensiz ordulara, ...Türk tarafının silah gönderdiği, silah taşıdığı konusunda bazı belgeler olduğu ifade edilmişti. Ve arkasından zaten yargılandılar. Can Dündar zaten yurt dışında Türkiye'ye giremiyor hakkındaki bu yargı süreci nedeniyle. Erdem Gül de belediye başkanı seçildi ve kendisiyle ilgili bu dosya rafa kalkmıştı. Görüyorum ki bu dosya inmiş ve kendisine MİT davasından 5 yıl hapis cezası istenmiş... Bu şu demek eğer son mahkeme istinaf mahkemesi temiz mahkemesi yargıtay e, bu kararı onarsa yani mahkemenin talep ettiği bu karar evet uygundur bu suça bu e, e, karar verilmelidir derse Erdem Gül 5 yıl hapis cezası almış olacak ve bu da Erdem'in hapse gitmesi demek aslına bakarsanız. Şimdi birçok ile ilgili aynı süreç devam ediyor. Neden? Çünkü bazı milletvekilleri bu dönem milletvekili olmadılar, olamadılar. Kılıçdaroğlu bunlardan biri mesela. Ve haklarında bazı fezlekeler vardı. Yani e, yargı süreçleri talebi, buna dava açılsın, şundan dolayı işte ifade versin filan gibi suç duyuruları vardı. Biliyorsunuz milletvekilliği bir dokunulmazlık kalkanı da getiriyor e, kaçınılmaz olarak. Yasa öyle, herkese eşit uygulanmalı. Her ne kadar Can Atala'ya hala uygulanmıyor olsa da. Ama o dönem bittiği anda bütün bu dosyalar raftan iner ve teker teker e, teker teker e, yargılanmaya başlar. Dolayısıyla şu anda aslında Kılıçdaroğlu'yla da ilgili e, birçok dosya e, raftan indi. Benim bildiğim kadarıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Kemal Kılıçdaroğlu'yla da ilgili yeni dosyalar açabilir. Öyle bir döneme girdik. Bunun ilk e, belirtisinde Erdem Gül'e verilen daha doğrusu talep edilen hapis cezasıyla anlamış bulunuyoruz. Şimdi tabii bakıyoruz siyaset niye bu kadar ger